Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Ölmüş bir vaziyetteyim. Sabahtan beri çalışıyorum. Sabah 7.30'dan. Şu anda saat akşamın 8.30. Daha yeni geldim. Kaç saat oluyor? 7.30, 7.30, 12 saat, 8.30. 13 saattir çalışıyorum arkadaşlar. 13 saat boyunca çalıştım. Daha yeni geldim. Peynir ekmeğin arasında yemek yapacak falan öyle bir derman yani öyle bir şans imkan yok. Ekmeğin arasına peynir sürdüm biraz. Onu yiyorum. Oruç moruç yok yani. İftar kalmadı. Geçti. İftar olsa da zaten yetişemiyorduk. Oruç tutsam dahi. Ölüyorum yorgunluktan valla böyle bir şey yok. Sizin de canınızı sıkarsam kusura bakmayın bu videoda. Yorgunum bayağı. Zaten birazdan vuracağım kafayı yatacağım. Bu videoyu bugün paylaşırım öyle. Valla bu videoyu niye çekiyorum? Günlük video serisini bozmayak diye. Normalde çekmem bu videoyu da. Bir şey yapmıyorum. Telefon kamerayı açıyorum. Oradan konuşuyorum buradan boş boş. Çok fazla bir içerik yok, bir şey yok ama sohbet adına en azından sizlerle bağımı koparmamış oluyorum. Sakallar falan da bayağı bir uzadı. Saç sakal ufaktan bir girmem lazım hafiften. Bayağı çünkü yaşlı dedelere döndük iyice baksanıza. Hallederiz onu ya. Bir ayar çekeriz. Şu turşu var ya, turşunun suyu ılıklamış bildiğiniz. Güneşten. Güneş vardı bugün, sıcaktı biraz ama. Beslenmeme hiç dikkat etmiyorum valla. Gerçi öğlen 4 çeşit tabldot yedim de. Bazen öyle yiyorum. İyi oluyor yani. En azından besin değeri yüksek şeyler. Ne yedim? Patlıcanlı bir şeydi. İsmini tam aklıma gelmedi ismi. Revani. Tatlı olarak. Bulgur pilavı. Hafiften üzerine kuru fasulye. Onun yanında da şey daha vardı ya. Patlıcan. Bulgur pilavı. Yanında bir şey daha vardı da neydi? Revani. Ha, çorba olarak da şey, tavuk suyu. Aklıma gelmedi yani. Masa falan da dağınık ama şimdi üstümü çıkartacağım. Değiştireceğim yani, yatağa böyle girmiyorum çünkü. İş elbiseleri var üzerimde. Turşunun büyüklüğüne bak. Nasılsınız arkadaşlar? Sizin nasıl geçiyor günler? Neler yiyorsunuz? Neler şey yapıyorsunuz evlerde? Anlatın bakalım. Kimler pişiriyor yemekleri? Kendini yapanlar var mı evde, yoksa annesi babası mı yapıyor yemekleri? Evde hazır pişiyor mu? Dışarıdan mı söylüyorsunuz? Yorumlarda yazın, bir görmek istiyorum ya. Neler yiyorsunuz? Benim gibi olanlar var mı acaba? Benim gibi olan yoktur muhtemelen. Yapamasa dahi genelde herkes dışarıdan söylüyor ama dışarıdan söylemek de çok maliyetli ya. Geçen dedim öyle kendime bir şey yapayım. Açtım akşamleyin. Yine aynı böyle. Ne olmuştu ya? Gezdim 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 gezdim. Dost kaybolmuş diye biliyorsunuz. Dostu ararken aradım 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 aradım, bulamadım. Bayağı da acıkmıştım. Ne yesem ne yesem dedim. Geç saat olmuştu. En sonunda pizza buldum arkadaşlar. Pizza yiyeyim dedim. Bir pizza arkadaşlar 60 lira. Orta boy pizza. İçeceğiyle falan. Çok pahalı ya.
Onu öylece yemiş oldum ama her zaman yiyemem tabii ki çünkü geliri önemli ölçüde düşürür benim. Yani gelir gider tablosunu. Dikkat etmem lazım. Arada ödüllendirebilirim kendimi. Ödül verebilirim ama her zaman değil tabii ki. Şu ana kadar kimler izledi arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. 5.30'a kadar kimler izledi? Muhtemelen bu çoğu kişi kapatmıştır videoyu şu anda. Merak ediyorum bakalım kaç kişi izlemiş. Valla dakikaları doldurmaya çalışıyorum. Kaç dakika? 10 dakikalık video atsam yeter günlük ya. Elimden geldiğince yani. En azından boş kalmasın. Ne kadar çok video o kadar iyi. Çok hata yaptık. Çok zamanında. Şimdi çilelerini çekiyoruz yaptığımız hataların. Yaptığım hatalarda ne biliyor musunuz arkadaşlar? C9 kameramı satıp bisikletle Türkiye turuna çıktık ya. Yaptığım en büyük hata oydu. Yapmam gereken şey neydi biliyor musunuz arkadaşlar? Türkiye turuna mı çıkacaksın? Gene çık abi. Önünde bir engelli yok. Ama karavanı niye satıyorsun? Karavanı çek korunaklı bir yere dursun orada. Yani elinde bir dönebileceğin bir yer olur en azından. Gelsin ki benim karavanım var kardeşim. Gelirsin karavanında. Takılırsın. Her şeyini yaptırmışım A'dan Z'ye. Gidiyorum bir de satıyorum karavanı. Böyle bir şey var mı ya? Şimdi A aldığımız araç çalışmıyor. Çok garip ya valla. Yaptığım hatalar çok garip. Düşünüp üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum yani. Kimseye bir zararım yok ama çilesini her şeyini kendim çekiyorum. Valla kendim çekiyorum yani. Niye böyle yapıyorum bilmiyorum. Biraz aklımı başıma toplamam lazım ya. Ha, kullanmıyorum ha. Hemen karavanı satmak geliyor aklıma. Nasıl? Niye yani? Kullanmıyorsan çek bir köşeye dursun abi orada. Zaten günden güne değerleniyor. Hemen satmak. Hiç borcum yoktu ya. Borçları falan temizlemiştim. Borcu bitirmiştim. Karavanım vardı elimde, borcum da yoktu. Emin olun yani çok az bir borcum vardı öyle söyleyeyim. Azdı. Çok fazla bir şey yoktu. En fazla 4-5 bin lira falan kalmıştı borcum. O da bir şey değildi yani. Şu anda olayı aynı zaman dilimine getirmeye çalışıyorum. Getirmek için uğraşıyorum yani. Çaba sarf ediyorum öyle söyleyeyim. Şu an gerideyiz. Başa da dönemedik yani. Başa döndürmeye çalışıyorum. O zaman daha ilerideydik yani öyle söyleyeyim. Şu anda bildiğiniz yani gerideyiz. Tırmanıyoruz yukarı doğru. Bir dağ var. O tepenin eteğindeydik. Eteğinden aşağıya düştük. Şimdi o eteğe tekrardan tırmanmaya başladık. Tırmana tırmana inşallah zirveye ulaşacağız. Ama kim bilir ne zaman. Tırmanmaya devam. Yemeğimizi de yedik çok şükür. Ay, bir parça helva mı atsam ağzıma ya? Helvamız da vardı şurada. Kaşıkla keser miyiz? Keseriz ya. Şuradan. Peçeteyle sileyim şu kaşığı. Krem peynirini. Gözüm yolda, gönlüm darda. Ya kendin gel ya da haber yolla. Bu helva bana güç veriyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Saç baş dağılmış. Bu nasıl video?
Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayata tutunmaya çalışan bu garip kardeşinizi izliyorsunuz. Ne yaşıyorsam onları paylaşıyorum sizlerle. Elimden geldiğince. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İnşallah bizim de durumlar düzelir de sizlere güzel videolar, güzel içerikler sunabilirim. İnşallah ilerleyen günlerde.